Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyun ve yepyeni bir kariyerle karşınızdayım. Bugün Formula 1 2020 yeni çıktı ve onu oynayacağız yepyeni bir moduyla. Hem takımı biz oluşturacağız hem de o takımda pilot olarak devam edeceğiz. Öncelikle karakter seçimiyle başlayalım. Anıl Biten karakterimiz, yani namı değer. Hanilin'le oynayacağız karakterimizi, hemen seçtik. Takım detaylarına bakacağız. Şimdi takımın ismini gireceğiz. Evet, takımın ismini tabii ki de bu sezon Almanya 3. ligine çıkan takım yapacağım. Türk Gücü F1. F1'e gerek yok. Türk Gücü kalabilir, evet. Evet, öncül sponsor kim olacak? Ana sponsorumuz yani. Şimdi sponsorları değerlendirirken şu çok önemliymiş. Birincisi haftalık gelir. İkincisi de hedef bonusu. Her sponsorun hedef bonusu ve haftalık geliri farklı. Hatta bize verdikleri para bile farklı. İlk başta verdikleri ve sonra verdikleri. Biz tabii ki de buradakilerin en iyisi görünen Pacifico ile anlaşıyoruz. Evet. Ana sponsor Pacifico oldu. Şimdi güç ünite sağlayıcısını seçeceğiz. Yani motoru kimden alacağız? Evet. Açık konuşmak gerekirse bir Ferrari fanı olarak gidip Mercedes'ten motor almak da ne bileyim çok fena olur deyip Ferrari'den alacağım tabii ki motoru. Honda motorunun yani performansı ve dayanıklılığı gayet düşük. En iyisi Ferrari görünüyor. Hem performans hem dayanıklılık anlamında Ferrari ile motorda anlaştık. Evet, takım arkadaşımızı seçeceğiz şimdi. Çok önemli bir yere geldik. Artık bu pilot konusunda reytingleri var. Takım arkadaşlarımıza bakacağız. Hangisi takımımız için daha yararlı olur ona bakacağız. Önemli bir seçim. Acaba ilerleyen sezonlarda böyle Vettel'i, Leclerc'i, Hamilton'ı buraya getirebiliyor muyuz? Nasıl olacak bu sistem? Çok merak ettim. Şimdi tabii ki de reytingleri bunların ortalaması. Bir de kontrat bedelleri var. Bunu da düşünmek lazım. Anthony Hubert'i buraya yerleştirmeleri de gerçekten çok anlamlı olmuş. Hubert'i anıyorum. Tekrar. Ben pilot seçimimi uzun zamandır Formula 1'de Japon pilot yok diye Matsushita'yı getirerek değerlendirmek istiyorum. Hem de hızı buradakilerin en iyisi. Ratingi de fena değil ama hız çok önemli. Deneyim düşük ama hız. Bakalım neler yaptıracak. Nobuharu Matsushita. Matsushita'yı seçtikten sonra şöyle bir problemle karşılaştık. Totalde bize sağlanan bonus şu an hepsini karşılayamıyor. O yüzden pilotta ne yazık ki düşüşe gideceğim gibi duruyor. Ve Fransız pilot Dorian'la anlaşıyoruz. Yani Japon pilot getiremedik. Olacak iş değil. Şimdi üniformayı seçeceğiz. Ve takımın rengini oluşturacağız aslında. Buradan bunu anlayabiliriz. Evet, seni boyayacağım kesinlikle. Aa, çok ilginç renkler var. Yalnız tabii ki de Türk Gücü diye isim yapıyorsak takım kırmızı beyaz olacak. Şöyle üstten görünümü fena değil aslında. Aslında kırmızı siyah daha da hoş duruyor. Onu da söylemek lazım. Bunu seçeceğim ama siyah rengi kesinlikle beyaz yaparsak bu iş bence olur. Araba hiç fena olmadı. Tam rengimiz bu, evet. Sezona bu renkle başlayacağız. Kırmızımız da biraz dark bir kırmızı olabilir. Güzel. Arabamızı seçtik. Kırmızı beyaz olacak. Pasifik hemen solda görünüyor. Geldik takım logosunu seçmeye. Evet. Nasıl bir logo ile yarışmak istiyoruz? Çok önemli. Amblem. Oo, çok güzelmiş bu. Bunu sevdim. Devam. Evet, Formula 1 simgesi gibi bu amblemi seçtik. En güzeli o duruyordu. Yalnız dış kaplaması olsun mu? Gerek var mı acaba? Sanki yok, evet. Amblem sadece bu olacak. Evet, takım renkleri kırmızı beyaz dedik. Kesinlikle bozmayacağım onu. Saturation. Hop. Kırmızı beyaz. Kırmızı fena değil.
takımı oluşturduk. Evet, ilk sezonu 16 yarışlık yapmayı planlıyorum. 22 yarış çok. Gerçekçi düşünürsek 16 yarış en mantıklısı olacak. AI'yı 90'a getiriyorum. Master'da AI %25, formasyon turu yok. Full olacak. Gameplay setting, flashback tabii. Reduced. Safety car tabii ki var. Şimdi sezona 100K'lık bir bütçeyle başlıyoruz. Geliştirmeler bu şekilde. Şu an için geliştirmelere bakmaktan öte, sıralamamız R&D departmanında Racing Point'ten düşük ama Alpha Tower'dan yüksek. 7. takımız ilk görünümde o şekilde duruyor. Genel performansta. Her şey için yetersiz bütçemiz var bu arada. Bizim bir an önce yeni sponsorlar bulmamız gerekiyor. Muhtemelen ilk yarıştan sonra bu sponsorluk işlerini birazcık daha araştırmak gerekecek. Yalnız evet, muhtemelen alınabiliyor. Dediğimiz gibi evet. Paramız olursa iyi bir pilot da getirebiliriz buraya. Bu da çok önemli bir şey. Görünen o ki bazı şeyler geçen seneye göre kolay olmayacak. My Team'de özellikle. İşimiz kolay değil ama elimizden geleni yapacağız. Aero'da başlangıcı yapıyorum geliştirmelerdeki. Bir de şasise para kalmadı, puan kalmadı şasisi. Dayanıklılıkta gelişimi yaptık. İlk geliştirmeler bu şekilde oldu. Dayanıklılık ve aero tabanlı değişimler yaptık. Bu da bizi pek yerimizden oynatmayacak gibi. O da ayrı bir konu gerçi. Araç tanıtımındayız. Evet. Aracımız görünüyor. Türk gücünün aracı. İşte karşınızda. Bence güzel tasarladık yani. Fena olmadı. Anladığım kadarıyla bu kısım fabrikasyon anlamında geliştirmeleri içeriyor gibi duruyor şu an için. Ama her şey için de iyi paralar, yani milyon dolarlar gerekiyor ve şu an o paraya sahip değiliz. Evet, ilk yarış haftasındayız. Antrenman turlarıyla başlayacağız. Sonra sıralama ve yarışta devam edeceğiz. Avustralya'dayız. İlk yarışın sıralama turlarındayız. Heyecan dorukta. Bakalım Türk gücü neler yapabilecek. Bakalım takım neler yapacak. Hedef ilk 10. Sıralama turlarında girebilirsek büyük bir başarı elde ederiz bu arada. Onu da söylemek gerek. Gerçekten çok yavaş dönüyor araba. Bu arada son anda kurtardık. Son dönüşe geldik. Araba yine kaymak üzereydi bu arada. Ve ilk sıralama turunda şu an için 5. sıradayız. Şunu söylemek lazım, 18. sıraya kadar geriledik. 1. ile aramızda 2,7 saniyelik büyük bir fark var. Dorian'da 2,3 saniyelik bir farkla geride. İnanılmaz gerideyiz. Takım olarak, araç olarak bayağı gerideyiz ama bunu toparlamamız gerekiyor. Sıralama turlarının ilk etabında elenmemek adına son turlarımızı atacağız. Q1'de. Araba kötü kaydı orada. Çok kötü kaydı. Bakalım bu tur bizi kaçıncı sıraya taşıyacak? Dorian'ın önüne atacak belli ki. Onun bir önceki yaptığı dereceden çok daha iyi bir dereceye doğru gidiyoruz. Q1'de sona doğru 11. sıraya aldık. Raikkonen'in önündeyiz. Evet, sıralama turlarının ilk etabında 12. olduk ve Q2'ye kaldık. Dorian 18. 1.24.826 ile 2,3 saniyede kalmış.
daha iyi bir derece yapamamış. Gerçekten kötü bir sıralama. Resmen sadece Williams'ın önünde gibiyiz şu an. Q2'ye başlıyoruz. Evet. Bakalım ilk ona kalabilecek miyiz? İşimiz çok zor ilk yarış itibariyle. Ama elimizden geleni yapma gibi bir düşüncemiz var. Umarım da öyle olur. Q2'de ilk turumuz bakalım nasıl sonlanacak. Çok geliştirmeye ihtiyacımız var takımı tabii ki de. Bakalım kaçta turu attık. 10. sıradayız. İlk turumuzda 10. sıradayız. Fena değil. Bottas en iyi dereceyi yapmış. Albon arkasında. Vettel 3. Hamilton, Leclerc, Verstappen ve Ricardo'lu bir ilk 10. İlk 10'da 2 tane Renault var. McLaren'lerden Lando Norris arkada kalmış. Racing Point'lar elendi. Alfa Romeo'lar elendi. Haas'lar da elenmiş oldu. Ve Q3'e başlıyoruz. Önümüze bir tane araç çıktı. O hiç iyi olmadı bak. Kim o? Ocon herhalde. Renault gibi gördüm. Ricardo'ymuş. Bizi adeta yavaşlattı. Trafik dolu bir Q3. İşimiz zor. 10'unculuktan öteye gidemeyebiliriz. Bu bir gerçek. Bunun farkındayız en azından takım olarak ama puan almak istiyoruz ilk yarışta. İlk 10 önemli bir hedef. Bakalım nerelere gelebileceğiz. Güzel kurtardık. Sainz. Çekil Sainz. Geliyoruz Sainz. Evet sona geldik. Bakalım. Anıl Biten kaçıncı tamamlayacak? 10. sırada kaldık. Pol pozisyonu Lewis Hamilton'da, Vettel 2. Verstappen 3. Valtteri Bottas 4. Leclerc 7. olmuş. Yarışa doğru gidiyoruz artık. 16 yarışlık sezonumuz başlıyor işte. Yarış startını Hamilton, Vettel, Verstappen, Valtteri Bottas, Alexander Albon, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon ve 10. sırada Anıl Biten'le başlıyoruz. Takım arkadaşımız nerede? 18. sırada Dorian Bacciolacci ve son sırada Nicholas Latifi ile Williams var. Işıklar yanıyor. Starta başlayacağız. 5 ışık söndü ve yarış başladı. Ricardo yavaş kaldı bu arada. Ricardo o kadar kapattı ki orayı. Şu an arka karıştı. Evet arka taraf karıştı sarı bayraklar. Ricardo ile yan yanayız. O konuda arkamızda iki Renault sıkıştırıyor bizi. Bu arada çok geç bir fren. Sainz'in arkasına yapıştık. Yine sarı bayraklar kalktı ama biz şu an yerimizi aldık. Sainz 6. Anıl Biten 7. Verstappen'den en hızlı zaman geldi. 1.26-29 gibi bir şeydi. Ricardo bu arada önümüze geçti. Ricardo ve önde kaldı. Çime taştık ama alamadık. Ricardo 7. Bu arada lastikler neredeyse bitme seviyesine geldi. İşimizi zorlaştırıyor. Onu da söylemek gerekiyor şu an için. 8. sıra hiç fena değil. Ricardo'ya birazcık daha yaklaşabilirsek, DRS'i alırsak belki de atak yapma fırsatı olacak. Sarı bayraklar. Sarı bayraklar sallandı.
Önde yavaş bir araç var. Sanıyorum ki Norris mi o? Sainz. Norris değil. Sainz geçildi, 7. olduk tekrardan. Carlos Sainz yarış dışı. Ve evet, safety car geliyor. Güvenlik aracı. Yarışta her şey değişecek bu saatten sonra. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Biz de pit'e giriyoruz Ricardo'nun arkasından. Lastiği değiştirmedik. Medium lastikleri alacağız. İş karıştı, onu söylemek lazım. Şimdi işler değişti. Hocam bizim pit'i en öne mi koymuşlar? Hadi. Ricardo'dan önde çıktık. Evet, Ricardo'yu geçtik pitte. Süper oldu bu. Pitten 12. çıktık. Girmeyenler var. İşler bayağı karıştı. DRS'yi kapattık. Biraz dinlensin. Artık hedef güvenlik aracını yakalamak. Yüzlüğe doğru geliyoruz. Güvenlik aracı önde. Bizler arkasındayız. Ricardo'ya geçirmememiz lazım bundan sonra. Verstappen'in önüne geçersek özellikle iş değişir. Hocam iş değişir. Ve yarış tekrar başlıyor. Yeşil bayrak sallandı. Verstappen hızlı çıkış yaptı. Zaten Red Bull'la yarışma gibi bir amacımız yok. Onu da söylemek gerek. Şimdi biraz yaklaştık dönüşte. Kim var? Önde biri. Latifi var. Evet. Önde Latifi var. İnanılmaz yavaşlatıyor grubu. Verstappen'le çok yaklaştık. Latifi bu grubu perişan etti şu ana kadar. Hala önde Latifi. Düzlük hızımız gerçekten yavaş. Ricardo yine arkadan yaklaşıyor. Sağ tarafı kapattık. Bizde. Bu arada Verstappen'e atak yaptık. Ve şans eseri hiçbir şey yok araçlar. Latifi'yi de geçiyoruz. İnanılmaz bir geçiş. Latifi bize şans oldu. Verstappen'in önündeyiz. Hiç beklemediğimiz bir atak geldi. Araçta da iyi ki bir şey yok. Çok zorladık aracı. Hamilton önümüzde. Onun önünde de Vettel var. Dönüşlerde bu kadar yavaş olmasak Hamilton'a gerçekten yetişeceğiz ama araba o kadar yavaş ki. Arkamızda ama Latifi durduğu sürece Verstappen'le mesafemiz artacak. Bu çok önemli bir şey. Vettel'in önünde kim var? Asıl merak konusu. DRS tekrar açıldı. Zor bir geç bir fren geldi bizden. Araba durmadı. Bu arada Latifi'ye artık güle güle diyoruz. Verstappen geliyor. Bu arada Vettel yavaşladı, evet. Haber geldi. Mekanik bir sorun yaşıyormuş Sebastian Vettel. İlk yarışımızda şans bize gülecek mi? Vettel Hamilton'u da yavaşlatıyor. Biraz tempo yapabilirsek aslında ön gruba yaklaşabiliriz. Biraz kestik yani, olacak işte, duramadı araba.
Hamilton önde. Vettel'de mekanik sorun var. Hamilton atak yapmaya çalışıyor. Grosjean, Vettel, Hamilton, Grosjean pite girdi. Ve Hamilton hata yapıyor. Geçemedi hala. Hamilton geçemedi. Öndeki grup vakit kaybediyor. Bu arada 3. sıradayız. Pitlere girdikten sonra Vettel de bırakmıyor. Yani inanılmaz bir yarışa doğru gidiyoruz bu arada. Sağ tarafa aldık. Verstappen'e bırakmadık içeriği. Yine DRS'i açtık. Verstappen de açtı. İş taraf bizde. Yine yani tekerlek tekerleğe geldi. Orada araba. O kasiste kaydı araba. Hamilton uçtu gitti. Vettel problem yaşıyor. Gidemiyor Ferrari. Ama işte bizim gücümüz de bu kadar. Hiç beklenmedik bir dereceye doğru gidiyoruz. İlk yarışın sonunda. ...1.7 saniye fark oldu Vettel'le. Hamilton artık arayı çok açtı. Hamilton liderlikte galibiyete doğru da gidiyor. Arkasında Sebastian Vettel. Üçüncü anı biten. Bu arada Verstappen düştü. Verstappen gerilere düştü. Ricardo geldi dördüncü sırada. O temasın ardından bir daha toparlayamadı. Tamamen savunma yapıyoruz artık. Ona doğru geçtik. Bundan sonra lastikleri koruyup önümüze bakmamız gerekiyor. Tempomuz düşecek. Lastiğin herhangi bir sıkıntı yaşamaması lazım. Ricardo geliyor. Ricardo DRS'yi açtı. Ricardo 3. sırada. Daniel Ricciardo geçti. Buraya kadar dayandık ama 13. turda Ricciardo çok rahat geçti. Anıl biten ve Lance Stroll. Bence Stroll için de önemli bir başlangıç. Leclerc 6. sırada. Son zorlamalarını yapıyor Lance Stroll. Bu arada araba kaydı bizim. Max Verstappen'den en hızlı tur geldi. 1-1 değişiyor. Son turdayız. Stroll ile aramızda 0.6 saniyelik bir fark var. Beklenmedik bir yarış. Beklenmedik sonuçlar. Bugün istediğimizi almaya doğru gidiyoruz. Burada da korursak artık dördüncülüğümüz garantilenecek. Sona doğru gidiyoruz. Hamilton yarışı kazandı. Damalı bayrağı gördük. Özellikle lastiklerin bitmesiyle aracın dönmesi o kadar zorlaştı ki. Dördüncü sıradayız. İlk yarıştan müthiş bir zaferle ayrılıyoruz kendimiz adına. Anıl biten dördüncü. Günün yarışçısı Lance Stroll seçildi. Neden biz değil yani?
bu araçta bunları yaptık ve günün yarışçısı seçilemedik. İşte görüntüde Lewis Hamilton, yarışı kazanan adam, şaşırtmadı. Mercedes win'le başladı sezona. Görüntüde Alexander Albon var 9. sırada. Seni niye gösteriyorlar ya? Beni göstermeleri lazım. İşte ilk yarış podyumu yani kaçırdık. Gerçekten araç biraz daha iyi olsaydı Ricardo'nun yerinde biz olacaktık. Lewis Hamilton galibiyetle başladı. Önemli bir galibiyet Mercedes adına. Bizim için önemli bir puan. Sezonun açılışını güzel yaptık. Artık diğer yarışlara bakacağız. Evet, yarış sıralamasına bakıyoruz. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo ve 4. sırada Anil Biten. Takım arkadaşımız Dorian Boccolacci 14. oldu. Abi yani bu kadar düşük bir sonuç gerçekten beklemiyorduk ve takım arkadaşımızdan 1 saniye kadar daha iyiydik yarışta. Genel derecelere baksak 9. sırada filan yer almamız gerekirken İlginç bir şekilde sarı bayraklar bize yaradı ve 4. sırayı aldık erken bir pit stopla. Puan durumunda da 12 puanı götürüyoruz Türk gücü olarak. Takım sıralamasında 4.'yüz. Güzel başladık. Evet, ilk yarışımızı tamamladık. Bölümün de sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yarışlarda görüşmek üzere. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you?